Arkadaşlar merhaba, Oberfranken, Bayern bölgesi, şu gördüğünüz nehir, Frankfurt'a doğru gidip Frankfurt ismini veren Frankfurt'a Main, Main nehri. Main nehri, ilk yatakları burası arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz şehirde Main nehri doğuyor, ardından daha Frankfurt devamı gidiyor o şekilde. Buralarda tabii su oranı çok çok düşük oluyor. Bugün güzel bir pazartesi günü. Feiertag, yani Almanya'da tatil. Bu tatilde en azından bitkileri tanıyarak geçireceğiz. Güzel bir bitki var. Kazaya. Şimdi başlayalım. Evet, çok sakin bir yer. Tam arka tarafta bir köy daha var. Orada biz yaşıyoruz. Yaşadım. Şehir. Küçük bir yer. Buradaki bitkiyi görelim. Biraz sonra da karanfillerle alakalı video yapmayı düşünüyorum. Çok güzel yabani otlar var. Onlardan bireysel video yapmaya tabii önem veriyorum artık. Yoksa bitkiyi tanımak çok çok zorlanıyorsunuz. Hepsini bir anda anlattığım zaman insanlar bitkileri bir anda öğrenmekte sıkıntılı. 25 tane bitkinin hangisini tanıyacağız, hangisini göreceğiz deyip bırakıyorlar. En güzeli bireysel çalışma. Tek tek bitkileri videosunu yaparak öğretmeye çalışacağım. Şimdi bugünkü Weise Gänse Fuß Almanca. O bitkinin Latincesini zaten alta yazacağım. Aramak isteyenler. Türkiye'de çünkü kazaya bitkisi birkaç tane farklı cinsi var. Ama bizim anlattığımız gerçek beyaz kazaya cinsi. Şimdi burada var, ona dönelim bakalım. Şöyle güzel bir örnek bulalım. Beyaz niye dendiğini anlıyorsunuz diye. Şuradaki hepsi kaz ayağı da güzel bir elimize alacağımız bir örnek olsun. Şöyle biraz bakalım, 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 bakalım. Bunların hepsi evet, şu örneği bismillah alalım. Kaz ayağı denmesinin sebebi ayaklarından sebep. Kazın ayağına benziyor. Yapraklarından sebep, pardon. Kazın ayağı gibidir yaprakları. O yüzden kaz ayağı deniyor. Güzel bir bitki. Taze formu. Şimdi biraz daha geçti tabii ki. Daha yeni çıkan formları ıspanaktan daha lezzetli arkadaşlar bu bitki. Daha önce bunu tanıtmadık herhalde. Büyüdükçe şöyle çiçekler açıyorlar. Ve arkasından tohumlarını böyle uzun yıllar yaşayan bir bitki değil. 2 yıllık bitki. Yapraklarındaki beyazlık, ondan sebep beyazı diyorlar. Yani beyaz kaz ayağı diye geçiyor bu bitki. Bu bitkinin tıp alanında çiğ yenilebilen bitki mi? Evet tabii ki. Çayı yapılabiliyor. Yemeği yapılabiliyor. Özellikle Ege bölgesinde çok sevilen bir bitki. Bunun yemeğini çok yapıyor Egeliler. Ege'de çok sevilen bir bitkidir. Egeli arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Bitkinin yemeği nasıl yapılıyor? Onlardan da tarifi almış oluruz. Bitki en iyi kullanım yanı iki özelliği var. Birincisi romatizmal hastalıklar. İkincisi bağırsaklarda bulunan tenyalar ve solucanlarda kullanılıyor. Solucan dökmekte bunların çayı düzenli günde 2 bardak içildiğinde bağırsaklardaki tenyaları solucanlara dökmekte kullanılıyor. Romatizmal hastalıklarda söyledik. Antiseptik özelliği var. Vücutta antibakteriyel özelliği var. Bu bitkinin çayı vücutta bağırsaklarda atılamayan şeyleri, bağırsak iltihabını ve oradaki olan yaraları engelliyor. Bir tane yaprağını alacağım şöyle. Şöyle beyaz bir yere gidelim yavaş yavaş. Hava biraz kapalı. Yağmur var dediler ama yağmur yağmadı. Şöyle beyaz bir alana koyacağım. Bitkinin yaprağını göstereceğim. Bitkiyi şöyle koyalım. Yakın çekimden şu şekil arka formunda gösterelim. Açık, biraz daha dallıdır. Yaprağında damarlar çok net şekilde belli. Kazın ayağına benzetmesinden kaynaklı bu lafı söylüyorlar. Kaz ayağı diyorlar. Daha iyi formunu kazın ayağına bakarsanız çok çok daha iyi anlayacaksınız.
büyüdükçe üst dallarındaki beyazlık, bir tane daha alacağım örnek olarak. Dikkat ettiyseniz yukarı doğru çıkan filizler beyaz bir renk tonu alıyorlar. Bundan sebep de beyaz kaz ayağı diye tanınıyor. Bitki yenir mi? Şimdi bakın. Bunun üzerinde tabii böcek var mı, ona bakalım da. Böcek oldu mu sıkıntılı tabii ki. Bu zamana kadar bilmiyorum da 1 milyon tane falan böcek yemişimdir herhalde. Sayısını bilmiyorum. Bu da literatüre girsin mi arkadaşlar? Kaz ayağı. Çok da Almanca angeneyim, Türkçe lezzetli bir bitki. Tadı nasıl? Biraz mısır tadı var. Pişirildiği zaman ıspanaktan daha da lezzetli. Şurada gördüğümüz alana bir bakalım. Kumluk yerlerde, dere kenarlarında çok olan bitki. Fuchs Schwanz Gewächse, yani tilki kuyruğu ailesinden bir bitki. Taze formlarını şu anda mesela bunlar çok güzel taze formları. Bunları salatalarda veya yemeklerde bunları karıştırıp yediğinizde diğer sebzelerle vitamin oranında da yüksek oranda D vitamini, özür diliyorum D vitamini demeyin, demir ihtiva ediyor. Magnezyum, çinko var içinde. Onu da söyleyelim. Magnezyum zengini, demir zengini bir bitki. Bitkileri taze tüketmek, çiğ yemek mümkün. Ben hoşuma gitti. Bir parça da şöyle daha tomurcukları olandan ne yapacağız? Bir parça da tavsiye ediyorum. Çiğ dahil saat olarak yenilebilir. Ama taze formlarını bulmak şartıyla. Taze form dediğim yani şu artık yapılmaz salatası. Bunlar artık çiçekleriyle beraber çay olur. Biraz daha taze formu, en taze formu şurada gördüğünüz gibi. Küçük formlarını toplayıp şöyle bunlardan yemek yapabilirsin. Solucan hastalığını anlattık. Mineral eksikliğine karşı da çok çok iyi geliyor. Ben artık şöyle 20 dakika 30 dakikalık videoları bırakıyorum arkadaşlar. Çok fazla uzattığımız zaman da sıkıntı oluyor sizin açınızdan da herhalde. Bu bitkiyi burada bırakalım. Şimdi diğer bitkiye geçeceğiz. Tamam. Salata yapıyoruz. Çay olarak günde 2 fincan. Normalde 5 gram, yani bir avuç bir fincan için sabah akşam içildiğinde solucan hastalığını ortadan kaldırdığını arkadaşlara söyleyebilirsiniz. Solucan otu da diye bazı yerlerde bazı şeylerde geçiyor. Allah'a emanet olun diyorum şimdilik.